Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta PlayStation 4 tamir edeceğiz. Şikayet: HDMI'den görüntü alamıyorum. Cihaz çalışıyor, hiçbir sıkıntısı yok. Cihazı çalıştırdığımızda ışıklarının yandığını, dokunmatiğin çalıştığını göreceğiz. Sadece HDMI'den görüntü alamadığını söyledi müşterimiz. HDMI şikayetleri 3 şekilde karşımıza çıkıyor. Birisi yazılımsal, birisi elektronik arıza, biri de mekanik sorunu. Burada görünen mekanik sorun, şöyle göstereyim. Switch'imizin soketi tahrip olmuş. Çok tahrip olan soketler değiştiriliyor. Burada lehim yapmadan bu soketi tamir edeceğiz. Ben bir fotoğraf paylaşacağım. Fotoğrafta soketin geri gittiğini göreceksiniz. Yani tırnak uçlarının, pinlerinin geri gittiğini göreceksiniz. Bu pinleri içerisini açarak arkadan geri itip ve yapıştıracağız. Yani soketi değiştirmeden kurtaracağız. Cihazımızın etiketleri hiç sökülmemiş, orijinal şeklinde duruyor. İlk önce buradaki etiketleri kaldırıyoruz ve altındaki vidaları sökerek başlıyoruz. Sonrasında üst kapağı çıkartıyoruz. Üst kapağın altında 1, 2, 3, 4, 5 tane vidası oluyor. Bu vidaları söküyoruz, hard diskimizi çıkartıyoruz. Sonra bu siyah üst kapağı sökeceğiz. Devam edelim. Şimdi üst kapağımızı söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi metal kısmı ortaya çıktı. Etrafında vidalarımız var. Sonrasında ters çevirelim. Hemen arka kapağını açıyoruz. Ve açmışken de bir temizlik yapmamız gerekiyor. İçi de bayağı kirli. Hatta zamanında bir şeyler de akmış. Bu çok kötü. Temizliğini yapacağız. Evet, burada da fanını görüyorsunuz. Bakın fanı ne kadar pislenmiş, kirlenmiş. İlk defa sökülüyor cihaz. Bunu da açmışken temizlememiz gerekiyor ki makinamız nefes alsın. Devam edelim. Arkasında şu kısmında adaptör yeri var. Yani switch mount dediğimiz besleme devresi. Bu modülü dışarı alıp devam edelim. Bunun da 4 tane vidası var. 2 tane yıldız. Şimdi şurada bir soketimiz var. Standby soketi. Bunu hafifçe oynatarak dışarı doğru çekeceğiz. Acele etmeyelim. Çıkardım. Şimdi adaptörü yukarı doğru asılacağız. Soketli şekilde yere tutunuyordu. Onu yukarı kaldıracağız. Şöyle hafiften oynatalım. Evet. Tamam. Şöyle. Bunu da açmışken temizleyelim. Bu da temizlenecek bir parça. Şimdi arka tarafını tekrar çevirelim. Artık sacımız serbest kaldı. Kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi anakart göründü. Şimdi anakartı yine öbür tarafta bazı tutan uçlarımız, soketlerimiz var. Onları yerinden çıkartacağız. Birincisi şu film kablo, mekaniğe giden. Onu söküyoruz. Devam edelim. Evet, anakartımız serbest kaldı. Yerinden söktük. Güzelce temizliğini de yapacağız. HDMI'miz burada, neler olduğunu şimdi size göstereceğim daha yakından. Şöyle yakından göstermek istedim size. HDMI'nin pinlerinin geri çıktığını görüyorsunuz. Hepsi geri çıkmış. Bunların hepsini tekrardan ileri iterek yerine oturtacağız ve arkasından küçük bir tutkal sürerek onların geri gelmemesini engelleyeceğiz ve bu şekilde HDMI'yi kurtarmış olacağız. Pinlerin hepsini yerine oturtturdum. Şu şekilde ittim. Hepsi yerinde şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Çok yakından da inceledim. Şimdi arkasından şuraya tutkal dökeceğim ve pinlerin bir daha geri gelmemesini engelleyeceğim. HDMI ile işimiz bitti. Şimdi cihazın işlemcisine termal macun sıkacağım. Bu önemli. Çünkü cihaz sökülüp takıldığında eski macun bozuluyor. Bununla beraber kapatacağım. Kartımızı yerine oturtturduk. Hemen ters çeviriyoruz. Soketlerimi bağladım. Tamamdır. Power supply'ını, besleme devresini yerine takıyorum. Oturdu. Fişini yandan bağlıyorum. Sonrasında 2 tane uzun vidamız vardı. Bu arada fan temizliğini de yaptım. Cihaz pırıl pırıl oldu. Son olarak da etrafındaki vidalarını sıkalım. Açık şekilde çalıştıracağım. Sonra toplamaya devam ederiz. Tamiratımız bitti. Termal macun, fan temizliği, en önemlisi HDMI girişini onardık. 220'ye bağlıyorum. Devam ediyoruz. HDMI'yi de takalım. Ateşleyelim. Bismillah. Bakalım ne yapmışız. Çok güzel. Görüntümüz geldi. Şu anda kuruyor. Evet. Videomuzun da sonuna geldik. Cihazımız çok güzel çalıştı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.